Risale-i Nur, İtikat mevzularında çok önemli bir kitap. İtikadında ana konusu iman ve küfür. Küfrün de ciddi bir yeri var kelam ilminde. İman hizmeti diyoruz. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye diyoruz. Küfrün anlaşılması, tarifi, mahiyeti iman kadar önemli. İmanın manası kadar önemli. Çünkü birbirinden bağımsız değiller. Yani küfür tam tarif edilemiyorsa, küfrün neticeleri, Cenab-ı Allah'ı neden bu kadar hiddetlendirdiği, affa müstahak neden olmadığı, ebedi azaba neden layık olduğu gibi konular anlaşılmazsa eğer, bunun diğer terazinin diğer kefesinde yani imanın mahiyeti de tam anlaşılmıyor. İmanın neden ebedi saadete vesile olduğu da tam anlaşılmıyor. İmandan Cenab-ı Allah niye bu kadar çok razı oluyor? O da anlaşılmıyor. Bir insan mümin olmakla, imana girmekle eski bütün günahları neden affoluyor? Ne kadar büyük bir hamle ki bu. Her şeyi affettirebiliyor. Bu tür konular birbiriyle iç içe elbette. O yüzden küfür de bir mesele. Onu da bugünkü metinde biraz daha mahiyetinin anlaşılmasına uğraşacağız. Bir sualle başlıyor. Bir kafirin masiyeti küfriyesi mahduttur. Kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedi ve gayrı mütenahi bir ceza ile tecziyesi adalet-i ilahiyeye uygun olmadığı gibi hikmet-i ezeliyeye de muvafık değildir. Merhamet-i ilahiye müsaade etmez. Evet, çok gerçekten soru da çok güzel. Bir kafirin masiyeti küfriyesi, yani küfür günahı mahduttur, sınırlıdır, sürelidir. Büsbütün küfürle gitse bir insan baştan aşağı ömrü kadardır, yani ömrü boyuncadır. Yüz binlerce yıl yapamaz çünkü ömrü sona eriyor. Kısa bir zamanı işgal ediyor. Ama karşısında ceza olarak kendisine biçilmiş olan ceza ebedi ve gayrı mütenahi. Yani ebedi sonsuzluğu ifade ediyor. Gayrı mütenahi, yani bir sınırın olmayışı da sonsuzluğu ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de cennetle cehennemle alakalı bazen ebeda, bazen halidine deniyor. Bu ikisi yer yer çoğunlukla herhalde anlaşıldığı kadarıyla cennet için ebeda kullanılmış. Arada bir halidine de kullanılmış. Ebedi ve gayrimütenahi. Bir ceza ile tecziyesi adalet-i ilahiyeye uygun olmadığı gibi hikmet-i ezeliyeye de muvafık değildir. Merhamet-i ilahiye müsaade etmez. Şimdi bu adalet, hikmet ve merhamet kelimesi, yani Üstad Hazretlerinin birçok konuyu izah ederken kullandığı üç perspektif aslında. Yani başına müsibetler geldiği zaman bazen şu soruyu soruyor. Yani adalet ciheti nedir? Merhamet ciheti nedir? Adalet ciheti, başınıza gelen her müsibet sizin kendi yaptıklarınızdandır ayeti penceresinden. Vardır bir kusurumuz. Suçsuz yere de görünüyor gibi olsa başkalarının bilmediği bir kusurumuza isabet ediyor olabilir. Bu bir adalet cihetidir. Bu başımıza gelen müsibetteki adalet ciheti nedir diye bir soru soruyor genel olarak. Osmanlı'nın yıkılışındaki adalet ciheti nedir diyor. Bir de merhamet ciheti nedir? Yani bu bize acaba ne kazandıracak? Tamam, kusurlarımızın şüphe yok ki bir hissesi var bu müsibette ama büsbütün konu bundan ibaret değil. Bir de bu müsibet bize bir katkı sunacak ya, acaba hangi katkıyı sunacak ki bize bu sıkıntı verdiriliyor? Bunu da biraz da böyle veciz bir cümlede birleştirmiş. Müsibet hatanın, cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Yani her müsibet bir kişinin hatırladığı veya hatırlamadığı, kendisine suç olarak atfedilen veya başkalarının yanlış bir atıfta bulunup hakiki suçlarını göremediği bir durumdan kaynaklı bir suçun neticesi. Fakat
Bu işin bir kısmı. Bir diğer kısmı da mükafatın mukaddimesi. Yani gelecekteki mükafatların da vesilesi durumunda müsibet iki iş birden yapıyor. Hem adalet cihetiyle bizi bir adalete uğratıyor, cezamızı çekiyoruz. Hem de merhamet cihetiyle bize bir ikramda bulunuyor. Bu müsibet bize çok şeyler kazandıracak. Bunu çok sık kullanıyor fakat bazen de adalet kelimesi yerine hikmet geliyor. Yani hikmet ciheti nedir? Merhamet ciheti nedir? Bazen bu üçlüden ikisini görüyoruz ama bu üstadın meşhur sorusu yani. Aslında Rahim ve Hakim ismine mazhariyetin de getirdiği bir bakış açısı bu. Her mevzuyu böyle inceliyor. Yani bu üç pencereden bakıyor. Bir merhamet nazarıyla, bir hikmet nazarıyla, bir de adalet nazarıyla bakıyor. 10. söz Haşir Risalesi'nde önce görünen yeryüzündeki kanunları aktarıyor. Onların aslında ahirete birer vurgu, ahiretin ispatı, ahireti iktiza eden isimler olduğunu söylüyor. Burada bir tanesi eksik olmakla birlikte üçü var. Yani bir isim Adl ismiydi, Adl penceresi, birisi Hakim ismiydi, birisi de Rahim ismiydi. Bir de Kerem vardı 4. isim olarak. Bütün 10. söz bu 4 Esma-i İlahi üzerinden ahireti anlatıyor. Dolayısıyla bu 3 pencere çok önemli olduğu için onu da buradan görmek gerekiyor. Yani kafirin cezasının ebedi oluşunun hikmeti nedir? Bu bir adalet midir? Bir de rahmet sahibi olan Cenab-ı Allah buna müsaade eder mi? Üçü birden açıklanmaya çalışılarak aslında Risale-i Nur'un ana üç bakışı birden bir mevzuya böyle zoomlanmış oluyor burada. Cevap, o kafirin cezası gayr-ı mütenahi olduğu teslim edildiği takdirde kısa bir zamanda irtikap edilen o masiyet-i küfriyenin gayr-ı mütenahi bir cinayet olduğu 6 cihetle sabittir. Yani teslim edildiği takdirde, şimdi biz şöyle bir hayal kuralım. Gerçekten bir kafiri teoride sonsuz cehennemde bir bırakalım. Yani bunun böyle olduğunu teslim edelim. Yani konuyu bir yerine teslim edelim. Yani bir kafirin sonsuz bir cehennem içerisinde olduğu durumu bir okuyalım. Yani acaba bunu biz teslim ettikten sonra, yani bu ön kabulle birlikte, şimdi ön kabul yapamıyoruz çünkü daha ahiret bizim için gelmemiş. Ama bu sefer bir ön kabul yapalım. O orada duruyor. Sonsuza kadar da duruyor diye düşünelim. Onun o cehennemdeki sonsuzluğunun bir okumasını yapalım. Yani durum neydi? Bunu hak etmiş mi acaba? Biraz fazla mı oldu? Abartılı bir durum mu bu? Cenab-ı Allah'ın rahmetine ne diyeceğiz? Cenab-ı Allah'ın şefkatine ne diyeceğiz? Hepsini yeniden bir okuyalım. Şimdi aslında vakada bu nasıl olacak onu çok bilmiyoruz. Ama bir teori üzerinden şu an konuşalım. Teslim edelim derken bunu ifade ediyor. Vakadaki durumla ilgili en sonunda bir şeyler söyleyecek. 6 tane yorum yapacak şimdi. Bu teslimle beraber, bu ön kabulle beraber. Birincisi, küfür üzerine ölen kafir ebedi bir ömür ile yaşayacak olursa o gayr-ı mütenahi ömrünü behemehal küfürle geçireceği şüphesizdir. Çünkü kafirin cevheri ruhu bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaenaleyh ebedi cezası adalete muhalif değildir. Şimdi istidat ve cevheri ruh kelimesine odaklanalım. Yani sonsuz cinayete istidadı vardır. Burada 3 veya 4 türlü bir dua sayılıyordu. İstidat diliyle yapılan dua sözlerde 23. sözden hatırlarsınız. Yani kafir burada sonsuz cinayet istidadı var. Yani sonsuza kadar bu küfrü işleme istidat burada niyet manasında. Yani tohumdan ağaç olma niyeti. Zaten tohum ağaç olmak istediğine göre onu ağaç sayabiliriz. Yani bu kişi şöyle bir kararlılığa ulaşmış. Yani bana 100 milyon yıl da verseniz ben bu davamdan dönmem. Ben hayatta
bu işe evet demem. Cevheri ruhu bozulmuş. Yani iman edeceği makinayı kendi elleriyle tabii ki. Yani bu Cenab-ı Allah'ın cebriyle değil. İşaretül Cez'de buraya kadar onlar anlatıldı yani. Bu Allah'ın bir zorlamasıyla değil. Fakat kişi kendi eliyle kendi makinasını bozmuş. İman edecek olan makinasını bozmuş. Mesela şöyle bir örnek geliyor aklıma. Yani bir adam bir öfke anında böyle kendi gözünü çıkarsa, kendi gözlerini oysa artık görme onun elinden gitmiş oluyor. Bu adam desek ya ben bu hatayı 5 dakikalığına yaptım. Yani ya bir 10 dakikalık öfkenin sonucuydu. Ömür boyu görmemek yani bu biraz bana fazla olmadı mı ceza olarak? Fakat o bilgi o insanda var. Yani o insan biliyor ki gözlerimi oyarsam ömür boyu göremem. Kimse de onu zorlamıyor gözlerini oymak konusunda. Yani bu kişinin kendi tercihi olmakla birlikte görme organını çıkarmak, imha etmek ve bu bilgi onda var yani. Kafire de zaten deniyor. Yani bakın bu küfrün sonucu ebedi hasaret. Bunu biliyor yani. Gözüyle ilişkisini bildiği için buna rağmen bunu yapıyor. Yani bu kişinin 5 dakikalık hatasına 5 dakika ceza verilmiyor. Yani ömür boyu aynı sıkıntıyı çekiyor. Çünkü görme cevherini bozmuş. Burada kafirle alakalı da kafirin cevheri ruhu bozulmuştur. O bozulmuş olan kalbin gayrı mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Yani niyet, şimdi niyet müminlerde de öyledir. Kalp öyle bir kararlılığa erer ki, yani değil 100 yıl, benim 1000 yıl ömrüm de olsa ben bu iman işinden vazgeçmem. Şu anda ben 40'ta bir zekat veriyorsam, malımın miktarı bunun 1000 katı da olsaydı ben gene 40'ta birini verecektim. Miktar yükselecekti ama. Şimdi burada niyetler giriyor işin içerisine. Hafta 7 gün olduğu için biz 7 gün boyunca namaz kıldık. Ya bir hafta 50 gün olsaydı 50 gün namaz kılardık. Yani bu kısıtlılıklarla alakalı. Yoksa biz yapmak istemiyor değiliz. Ömrümüz bu kadar olduğu için bu kadar Ramazan orucu tutuyoruz. 500 yıl olsaydı 500 yıl tutacaktık. Yani bunlar aslında birer kararlılık ifadesi ve niyet. Bu sahih niyetler aslında kabul olunmuş birer dua gibi. Kafir de bu yönde bir niyete eriyor. Yani bu cennetin de, cennet de aslında insanların böyle sonsuz mükafatı hak edecek bir durumları yok. 70-80 yıl çok güzel de yaşasanız bunun adalet cihetiyle karşılığı 70-80 yıllık bir ödül olmalı. Fakat sonsuza bu işi getiren şey kişinin niyeti. Yani bizim ömrümüz bu kadar diye biz bu kadar iman ettik. İbadetlerimizi de bu kadar sürdürdük. Yani bu imkanların kısıtlılığıyla alakalı bir şey. Yoksa daha geniş olsaydı daha geniş yapacaktık. Yani biz şu anda bir bedene sahip olduğumuz için bir sohbete katılıyoruz şu anda. Ama 1000 tane bedenimiz olsaydı, bugün de vakit böyle müsait olsaydı 1000 yerde sohbete katılmak isterdik. Niyeti olarak insan böyle düşünür. Bir müminin kalbi böyle çarpar. Bu niyetin bir karşılığı olarak cennetin sonsuzluğu ve cehennemin sonsuzluğu okunabilir. Bir hüsnü niyetin bir de suyu niyetin bir yansıması olarak yorumlanabilir. Bu birinci maddede bundan bahsediyor gibi. İkincisi o kafirin masiyeti mütenahi bir zamanda ise de gayrı mütenahi olan umum kainatın vahdaniyete olan şehadetlerine gayrı mütenahi bir cinayettir. Evet, sınırlı bir sürede bu küfrü işliyor. Fakat küfürün muhataplarından, hedeflerinden zarar verdiği tahta, hedef tahtası olarak bu maddede kainatı görüyoruz. Kainattaki bütün varlıklar Cenab-ı Allah'ı hamd ile tesbih ediyorlar. Allah'ın varlığına, birliğine bir işaretçi durumundalar. Burada küfür Cenab-ı Allah'la ilgili olan kısmına daha gelmedik yani. Yani küfrün Cenab-ı Allah'ı bu kadar hoşnutsuz etmesine gelmedik. Burada kainatın umumunun hukukuna bir tecavüz. Umumunun haysiyetine, şerefine, itibarına bir hakaret. Ama diyeceğiz ki yani hakaretse de hakaret. Ama sonuçta bir kötülük değil gibi düşünüyorum. Yani mesela dünyada aklımıza gelen en büyük kötülüklerden birisi cinayet.
Fakat varlıkların manevi durumunu tahkir etmek cinayetten daha küçük gibi gözüküyor. Şimdi burada bizim kendi insan olmaktan kaynaklı, yani zahirperest ve hodgam diyor başka bir metinde. Yani insan gözüyle baktığımız için, bir de görünene baktığımız için insanlara karşı işlenen suçlar aslında Allah'a karşı işlenen suçlardan daha büyük gibi geliyor bize. Kainattaki varlıkların şeref, haysiyet ve itibarını zedeleyen, onları başıboşlukla, hikmetsizlikle, anlamsızlıkla suçlayan biri, yani adam mı öldürmüş, birinin malını mı çalmış gibi düşünüyoruz. Yani bir de hani bana kul hakkıyla gelmeyin, neyle gelirseniz gelin gibi hadis-i kutsi metinleriyle konuyu böyle tek tip ele aldığımız için kainatın bu Allah'ın varlığına ve birliğine şehadet eden yapısına hücum eden, hakaret eden, onu tenzil eden, aşağı çeken şeyin, hakaretin çok da problem olmayacağını biz düşünüyoruz. Yani insana öyle geliyor. Fakat kainattaki varlıkların sonsuzluğu, sayısızlığı diyelim, sayılamazlığı, kainat deyince içine tabii ki cenneti de katacağız bu sefer. Cennetteki varlıkları da katacağız. Cehennemi de katacağız. Cehennemdeki varlıkları da katacağız. Kafir, bugünkü galaksilere siz başı boşsunuz, bir anlamınız yok, kendi kendinize olmuşsunuz diye hakaret etmiş olmakla birlikte cennetteki varlıklara da bu hakareti yapmış oluyor. Meleklere de bunu yapmış oluyor. Cehennemdeki zebanilere de bunu yapmış oluyor. Yani sayının artık ölçüye tartıya gelemeyecek olması büyük bir suç yekünü ortaya çıkarıyor. Tabii insanoğlu eski devirlerde yani birbirini bıçaklamadıkça, dövmedikçe bir zarar sayılmayabilirdi. Şimdi bakıyoruz insan bazı ahlaklarda terakki edince işte manevi tazminat cezaları filan, adama vurmamışsınız, dövmemişsiniz, kırmamışsınız, bir şeyini çalmamışsınız ama itibarını incitmişsiniz. Bir ceza yiyorsunuz, bazen hapis cezası yiyorsunuz. Yani insanın haysiyetinin de çok büyük bir önemi, o malından bazen daha ileri öneme sahip olduğunu da görüyoruz. Demek ki kainattaki varlıkları cansızlıkla, şuursuzlukla, vazifesizlikle itham etmekten kaynaklanan hani bir gıybet, bir iftira, iftira en azından yani onlara hak etmedikleri bir boyayla hepsini boyamış olmak. Gerçi bu adam bunları teker teker düşünüyor değil herhalde. Fakat kalbindeki karanlık her tarafa bu boyayı vuruyor. Bu kainatla ilgili bir problem. Bu yüzden aslında bu nihayetsiz bir cinayettir diyor. Şimdi adalet ciheti nedir, onu inceliyoruz şu anda. Yani sonsuz cezayı hak ediyor mu? Çünkü sonsuz bir suç işlemiş olması lazım. İşte sonsuz suç bununla alakalı. Kainattaki varlıkların hukuklarıyla alakalı bir tespit. Tabii bunu derinlemesine anlamak böyle satırdan olabilecek bir konu değil gibi görünüyor benim açımdan. Üçüncüsü, kafir mütenahi nimetlere küfran olduğundan gayrı mütenahi bir cinayettir. Bu kainattaki varlıklar değil de bu sefer kendisine ulaşan nimetlerin reddi. Kendisine nimetler ulaşmış bir fiyat karşılığında, şükür fiyatı karşılığında bu fiyatları ödemiyor. Ne verilmiş? Mesela bütün kainat hizmetkar kılınmış bir insana, musahhar edilmiş. İnsan var kılınmış, milyarlarca yıldır yokken birden var kılınmış. İnsan olmuş, diğer canlı cansızlar arasında akıl sahibi olmuş, sağlık sahibi olmuş. Cenab-ı Hakk'ı bilecek istidatlarla donatılmış. Ailesi olmuş, çoluk çocuğu olmuş, sürekli önünde gıdalar bularak yaşamış. İlaçlar bulmuş, hepsi Cenab-ı Allah'ın lütfu. Hepsi şükür namında bir fiyat isterken ben bu fiyatı ödemiyorum diyor. Yani birisi bir kuyumcudan bir şeyler çalıyor, ödemiyorum diyor. Bayağı bir hapis yatıyor. Bu kişinin fiyatını ödemediği nimetler sayısının hesabı yok. Şükür yönüyle bu sefer nimetlerin sayısı olmadığı için sayısız nimete karşı fiyat ödemeden gasp yoluna gittiğinden dolayı bir de bu açıdan hak etmiş oluyor. Bunun cezası
yaptığı hatanın büyüklüğüyle ölçüldüğü zaman yine tekrar sonsuza doğru çıkıyor. Adalet mi değil mi'nin üçüncü maddesi de bu. Tabii bu maddeleri toplayarak düşünmek lazım bir de. Yani her madde kendi başına sonsuz cezaya müstahak hale getirebilecek potansiyelde ama biz altısını birlikte düşününce hayli hayli büyük bir adalet olduğu durumuna gelmiş olacağız. Dördüncüsü, küfür gayr-ı mütenahi olan zat ve sıfat-ı ilahiyeye cinayettir. İşte adım adım şeye geliyor aslında. Bu sefer Cenab-ı Allah'ın bizzat kendisine doğru geldi. Cenab-ı Allah'ın isimleri, sıfatlarının sayısı bir hadiste 99 olarak geçiyor. Cevşen'de 1000 tanesini okuyoruz. Bazı alimler 300 tane saymışlar. Aslında sonsuz. Çünkü her fiil bir isme bağlı. Fiillerin sayısı kadar isim meydana gelir. Dolayısıyla isimler sonsuzdur ama 99 üst kategoride düşünülebilirler. Yani her farklı isim başka bir ismin zımnında, gölgesinde yeniden yorumlanabilir. Bu açıdan kafir bunlara teker teker hakaret ediyor. Cenab-ı Allah diyor ki Rezzak benim. O da diyor ki sen değilsin diyor. Şafi benim diyor. Sen Şafi değilsin. Şafi diye bir şey de yok diyor. Yani isimler birkaç tane değil. Karşısına aldığı isimler birkaç tane değil. Bütününü karşısına alarak her birini ne iftirayla, gıybetle, suizanla, hakaretle aşağıya çekiyor. Burada da yeni bir cinayeti var. Yani bu da Cenab-ı Allah'la alakalı. İsimlerin sayısının sonsuzluğundan dolayı bu sefer kendi günahının durumu gene sonsuza pik yapmış oluyor. Tekrar baştan sadece bu maddeyle bile olsa hiçbir nimeti, hiçbir yardımı hak etmemiş oluyor. Çünkü nimetin sahibini de, yardımın sahibini de, şifanın sahibini de hor görerek, yok görerek, yok sayarak, reddederek, ona düşmanlık ederek bunlara olan bütün istihkaklarını kaybediyor. Dolayısıyla bu madde de tek başına sonsuz azabın adalet olduğu durumuna getiriyor. Bir de maddelerin toplamı dediğim gibi daha çarpıcı bir tabloya sebebiyet vermiş olur. Beşincisi, insanın vicdanı zahiren mütenahi ise de batinen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla gayr-ı mütenahi hükmünde olan o vicdan küfürle mülevves olarak mahvolur gider. Bu sefer yani kainata yaptığı hakareti geçelim, nankörlüklerini geçelim. Cenab-ı Allah'ın isimlerine yaptığı hakaretler vardı. Kendi cevherini kendi elleriyle bozmuş olması vardı. Fakat burada bu cevher artık kalp değil, vicdan. Yani vicdan insandaki bozulmamış fıtrat. Ebediyetin insandaki temsilcisi. Yani ebedi durumunun kişinin kendi bünyesinde taşıdığı hali. İnsan kendi içinde bir ebedi latife taşıyor. Vicdan. Vicdanın hem kendisi ebede bakıyor bir gözüyle. Bir gözüyle de bu dünyaya bakıyor. Zahiren mütenahi. Yani sınırlı bir organ gibi, diğer organlar gibi. Fakat batinen diğer tarafta yani melekiyet cihetinde sınırı yok. Yani vicdanın bir böyle göz gibi, kulak gibi bir aralığı yok. Ebedle ilişkili. Ebedin bir parçası. Yani ebedin bizdeki bir parçası. Mesela bir kişi kendine zarar verirken kendi kulağını kesebilir, kolunu kesebilir filan. Fakat bunların üzerinde bir şey var ki insanın hiçbir organı ebedi değil. Onlara yaptığı taarruzlar da büyük bir zarar olmakla birlikte sonsuz bir cinayet denemez hiçbirisine. Fakat vicdan ebedin insandaki bir temsilcisi olduğu için vicdanını öldürmek sonsuz bir şeyi öldürmek olmuş oluyor. Yani bu küçük cinayetler nevinden bir şey değil. Ya bir insan kendi parmaklarını kırsa ayıp olur. Kendi ayağını kesse psikopat mı acaba deriz. İntihar etmişse herhalde şuurunu yitirmiş. Aklı olanın yapacağı iş değil deriz yani. Bir de vicdan intiharı var. Yani adeta Cenab-ı Allah'ın bizim içimizdeki sesi. Yani bu bizim bir organımıza benzemez, bedenimizin tamamına da benzemez. Mesnevi Nuriye'de dört külli muarif diye saydığı, yani aslında bir hakikat dört pencerede birden görünür. Kur'an-ı Kerim, yani
mukaddes kitaplar diyelim. Hazreti Peygamber aleyhisselam, peygamberleri temsilen. Bir diğeri vicdan, bir başkası da kainat. Yani bir başkası da kainat. Bu dördünde aslında hakikatler dördünde birlikte gösterilir. Yani vicdanın hakikatleri bize göstermesi noktasında Kur'an-ı Kerim gibi, Hazreti Peygamber aleyhisselam gibi, kainatın bize vereceği şahitlikler gibi bir özelliği var vicdan. Dolayısıyla vicdan küfürle mülevves olur, mahvolur gider. Yani bir insan yani çalıştığı iş yerinde bir şey unutup orada yangın çıkabilir, başka tehlikeler olabilir. Ama sorumluluk her zaman zarar gören şeyin niteliğine göre değişir. Şimdi insanın bir gemi kaptanı olduğunu düşünürsek, yani gemi kaptanı birkaç dakikalığına bir şey yapıyor, bir hata yapıyor ama gemi batıyor. Yani bu böyle birkaç dakikalık bir hata, yani bir pilot ya bir dalgınlıkla bir telefon oyununa dalsa, uçak Allah korusun kaza yapsa, bu böyle ben ya dalmıştım, bir kötü bir niyetim yoktu ki, yani alt üstü bir telefon karıştırıyordum, beni bununla yargılayın dese. Yani mesai anında telefon kullanma cezası, işte para cezası istiyorum dese gibi. Yani tabii sağ çıkarsa. Evet, vicdan konusu cinayetlerden birisi. Yani bir kişi bütün o hataları yapmasa bile vicdan gibi bir organını köretmekle, yok etmekle küçük bir cinayet işlemiş olmuyor, büyük bir cinayet işlemiş oluyor. Tabii bunu biz kamu davalarına da benzetebiliriz. Yani bazen hak sahipleri hakkını helal ediyorlar, aradan çekiliyorlar, dava açmıyorlar, kimse şikayetçi olmuyor derken bir bakıyorsunuz kişi birden büyük bir cezaya uğruyor. Çünkü kamusal haklar işin içerisine girmiş oluyor. Herkes hakkını helal bile etse yok, orada vatan, memleket zarar görmüş oluyor. Bu pencereden de küfre bakılabilir. Yani kafir kimseye zararım yok diyebilir, kimse de ondan şikayetçi olmayabilir. Çok da iyi bir insan da olabilir. Tabii kafir nedir? Kim kafirdir? Kur'an-ı Kerim'in sonsuz cehennem dediği kafirleri nasıl anlamak lazım? Ehli kitabın durumu nedir? İslamiyet'in düzgün anlatılmadığı toplulukların durumu nedir? Ayrı konular. Ama biz böyle şey arıyoruz. Yani sonsuz cehennemi hak eden kafir her kimse artık, yani bu dersin konusu değil. Onu konuşuyoruz yani. İşte bu kişi kimseye bir zararı dokunmamış da olabilir. Çok da faydalı bir insan da olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği şu merkezde bir küfre sahipse, onun cinayetlerinden birisi de vicdan, evet diyor, Allah Allah diyor. Öyle bir şeyin sesini kısıyorsun ki, yani sen onu kısıyorsun. O çok sesli, onun sesi güçlü. Onu sarhoşlukla, eğlenceyle, kendini dünyevi hayata adayarak, gafletle örte örte, zaten küfür, kafir kelimesi toprakla tohumu örten anlamında, onun sesini, onu boğazlamak. Yani o sana cennetin yolunu gösteriyor, ebedi saadetin yolunu gösteriyor, sevdiklerini de ebedi yokluktan kurtaracak olan yolu gösteriyor. Sana kendi değerini gösteriyor, kıymetini gösteriyor. Alalade bir varlık olmadığını gösteriyor. Cenab-ı Allah'ın mükerrem ve seçkin bir abdi olduğunu gösteriyor. Suçu yok onun yani. Kötülük yaptığında sana yapma diyor, İyilik yapınca devam et diyor. Şimdi böyle bir yapının sesini kısıp onu boğmaya çalışıyoruz. Her şeyi borçlu olacağım bir ses de aslında bu. Bu büyük bir cinayet. Yani bu vicdan benim vicdanım kardeşim diyemez. Çünkü vicdan onun değil. Ebed aleminin insan fıtratındaki temsilcisi, sesi. Kimseye ait değil o. Cenab-ı Allah'a ait. Dolayısıyla bu sese karşı yapılan taarruzun büyük bir cinayet yerine geçmesi sebebiyle kişi tekrar sonsuz bir azaba kendini müstahak etmiş olur. Müstahak kelimesini kullanıyoruz şu anda çünkü ehli sünnet İtikadınca Cenab-ı Allah sonsuz azabı hak eden birine sonsuz azap vermek mecburiyetinde değildir. Yani bu Cenab-ı Allah'ın opsiyonu manasında bir şeydir. Yani hak etmiş ayrı, yani tam hak etmiş. Fakat onu yapıp yapmayacağı konusu Cenab-ı Allah'a kalmıştır. Mecburidir diyen Mutezile mezhebi. Yani böyle birini ebedi azaba sokmak Cenab-ı Allah'a vaciptir, mecburidir, zorunludur diyen Mutezile mezhebi. Öbür yandan ehli sünnet alimleri bu konuda hep temkinli davranmışlardır. Yani böyle bir ilahi determinizm hiçbir zaman kurmamışlardır.
Onlar Allah'ın kullarıdır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Bu cümleden hiçbir zaman taviz vermemeye çalışmışlardır. Altıncısı, zıt zıddın muanid ise de çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman lezaizi ebediyeyi ismar ettiği gibi küfür de alamı elimeyi ve ebediyeyi ahirette intac etmesi şen'indendir. Yani küfrün zaten bir cehennem iklimi kurduğu bu dünyadaki haliyle açıktır. Ne gibi? İmanın ebedi lezzetleri daha bu dünyada tattırdığı açık olduğu gibi. Yani kafir, mutlak manada kafir yani. Allah yok, yöneticisi yok, bu kainatın idarecisi yok. Her şey başıboş. Hepimiz yokluğa gidiyoruz. Hayatta gittikçe zorlaşıyor. Zorlaştıktan sonra da çok perişan hallerde bu hayatı terk ediyoruz. Bütün sevdiklerimizden sonsuza dek ayrılıyoruz. Bir daha da yan yana gelmek yok. Kimi seversen sev, bir daha yan yana gelmek yok. Bu dünyada da kısa bir gençlik, saadet vakti var. Hırsla bütün lezzetleri almaya çalış. Yoksa bu küçücük hayatın da sıkıntılarla geçmesin. O hırsın verdiği acılar, o inadın verdiği, kibrin verdiği fazladan yükler gibi gibi. Yani küfrün kendisi kendisini okusa, dese ki benim şu pozisyonum, şu emniyetsiz halim, kainatındaki başıboşluk durumundan kaynaklı bendeki korkular, endişeler, kaygılar, ümitsizlik. Çünkü küfür bir şey vaat etmiyor. Yani öldükten sonra şu bu demiyor ya, bitti diyor. Yani bu endişe hali, eğer ki gaflet kalın değilse, kişi kendini fazla meşguliyetten dolayı o sesleri kısmamışsa, bu açık sesi bırakırsa, bu ses zaten şunu söylüyor. Yani bu, sen şu halde bile devam etsen, hiç cehenneme falan gitme yani. Sen şu hayatı şöyle devam ettirsen, bu zaten sonsuz bir azap. Yani sen sonsuz azabı şu anda çekiyorsun. Bir de bununla cezalandırılmaya inanmasan bile zaten olayın kendisi bir azap. Bu azabın kendisi sonsuz. Yani tarifsiz bir azap aslında. Ama dediğim gibi yani bunu bastırmak mümkün, sesini kısmak mümkün. Genelde insanlar bu kaçış yollarını bir şekilde bulabiliyorlar. Evet. Bu altı cihetten çıkan netice ve gayrı mütenahi olan bir ceza, gayrı mütenahi bir cinayete karşı aynı adalettir. Altıncı maddede yani küfürün verdiği sıkıntıları tarif ettik. Yani kişinin kendisine bu kadar sıkıntı vermesi büyük bir suçtur. Onu söylemeyi unuttum. Yani kişinin kendini dünyada bu kadar umutsuz, bu kadar endişeli, bu kadar dayanaksız, tutanaksız bırakması kendisine yaptığı büyük bir cinayettir. Büyük bir kötülüktür. Bir insan kendisine bundan daha büyük bir kötülük yapamaz. Bu o kadar büyük bir kötülüktür ki ebedi azabı adalet yönüyle tekrar hak ettirir. Böyle bir kötülüktür. Şimdi bunlar adalet ciheti. Şimdi bu altı maddeden ibaret midir? Daha çok şeyler sayılabilir mi? Herkes daha başka şeyler de söyleyebilir mi? İlmi ilahideki durumu nedir konunun? Yani bir kelam ilmindeki izahı böyle de Cenab-ı Allah kafirin hangi yönünü baz alarak o küfrün cezasının sonsuz azap olduğunu takdir etmiştir. Bunlar ayrı mevzular. Buradaki analizdeki çıkarımlar şu cümle içinde: adalette sapma yok. Yani adalet şudur, yani küçük bir suç işleyene aşırı büyük ceza vermek adaletsizliktir. 70-80 yıl küfür içerisinde olan birini sonsuz cehennemde bırakmak adaletsiz birine yakışır. Manasında bir soruydu. Yo, adalet oldu yani. Adalette sapma yok demiş olduk buraya kadar. Tabii adalet ciheti yetmez. Bir de hikmet ciheti, rahmet cihetinden bahsetmiştir. Birkaç cümle de oradan okuyalım. Sual, kafirin o cezasının adalete uygun olduğunu teslim ettik. Fakat azapları intac eden şerlerden hikmet-i ezeliyenin gani olduğuna ne diyorsun? Hikmet konusuna geldik. Yani hikmet konusunda da ya bu bir şer. Yani nasıl bir şer? Kafirin dünyadaki varlığı bir şer. Bir kötülük yani. Ya onun yaratılmasına izin vermek bir şer. Küfrüne müsaade etmek bir şer.
Bir de bu tür insanlarla beraber bir cehennemin varlığını sonsuza dek muhafaza etmek, yani şer, kötülük manasında. Yani bir kötülük, kötülük derken Allah'ın yaptığı bir kötülük değil, kötü bir durum. Yani hikmet nedir? Aslında hikmet abesiyetin zıttıdır. Gayelilik demektir, faydalılık demektir, maksatlılık demektir. İkinci sorumuz aslında bu. Cevap, kavaid-i esasiyedendir ki ara sıra vukua gelen şerri kalil için hayrı kesir terk edilmez, terk edildiği takdirde şerri kesir olur. Binaenaleyh, hakaik-i nisbiyenin subutunu izhar etmek hikmet-i ezeliyenin iktizasındandır. Bu gibi hakaikın tezahürü ancak şerrin vücuduyla olur. Bazı hakikatler vardır ki onların zuhur etmeleri, ortaya çıkmaları, değerlerinin ortaya çıkması, yelpazesinin genişlemesi şerlerin varlığıyla olur. Ama şerri kalil, yani ana cadde şer değil. Ana cadde her zaman hayırdır ama az şerlerin de hayır caddesini verdiği kuvvetlerden dolayı onlar muhafaza ediliyor. Şerden haddi tecavüz etmemek için terhip ve tahvif lazımdır. Yani korkutma, çekindirme lazımdır. Terhibin vicdan üzerine tesiri terhibi tasdik etmekle olur. Terhibin tasdiki ise harici bir azabın vücuduna mütevakkıftır. Zira vicdan, akıl ve vehim gibi harici ve ebedi hakikat hükmüne geçmiş bir azaptan yapılan terhiple müteessir olur. Öyleyse dünyada olduğu gibi ahirette de ateşin vücudundan yapılan terhip, tahvif aynı hikmettir. Şimdi cehennemin varlığının biz dünyadayken bize olan katkısı bir. Birinci madde, cehennemin varlığının biz dünyada yokkenki katkısı. İkinci madde. Birinci maddede şu var, biz onun varlığını biliyoruz. Bu bizim aklımızın, vicdanımızın üzerinde bir korkutma, çekindirme vazifesi görüyor. Yapmayalım, etmeyelim. İnsanlar imanını kaybetmekten acayip derecede korkmuşlar yani. Küfre dönmekten, ateşe girmek gibi korkmuşlar. Zaten öyle olmazsa hakiki imana eremezsiniz denmiş. Bunun bir hesabı var, bir azabı var diyerek pek çok günahtan uzak durmuşlar. Dünyada cehennemin varlığının dünyada bir katkısı var. İnsanlara akıllar üzerinde bir çekindirici vazifesi var. Diğer tarafta da cennet, cehennem olmazsa cennetin güzellikleri tam manasıyla ortaya çıkmış olmaz. Celali isimlerin tezahür yeri manasında cehennemi bir. Cenab-ı Allah'ın adaleti olması için, adaletinin tezahürü için cehennemin varlığı. Cehennem halkının bir ülkesi, yani zebaniler için orası cennet. Yani çok çok çeşitli yönleri var bir taraftan. Kendi başına bir memleket, yani öyle hep sıkıntılı olarak andığımız, fakat kendi içinde de bir ülke, bir memleket olarak görmek gerekiyor. Yani bir lüzumu var, bir anlamı var. Boş yere değil, yani kaldırılıp kenara konulacak gibi değil.